Onur. Ece. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Niye ağlıyor bu? Onur ne oluyor? Ya senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ece'nin burada ne işi var? Siz niye sarılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bir düşün. Sence biz burada ne yapıyoruz ya? Bir düşün. Ne geliyor aklına? Soruya soruyla karşılık verme. Bak en nefret ettiğim şey. Yoksa sen ve Ece... Sen iyice kafa yedin herhalde. Ece ile... Bilal, ben sana mahcubum. Böyle saçma sapan ayaküstü bir evlilik teklifi yüzünden... Ben doğru düzgün bir şey yapmak istedim. Sana evlilik teklif edecektim ve Ece de bana yardımcı oluyordu çünkü senin... Yani özel bir durumun olduğu için hepimizin bildiği üzere yemeklerini falan filan organize ediyordu. Bana destek oluyordu bu. Nerede? Burada otların arasında mı? Hayır, ileride bir gölet var şurada. Bu yemeğinden mumuna kadar her şey hazır. İstiyorsan gel göstereyim. Gel. Gel. Hadi Hilal, gel gidelim ya. Gerçi ben ne konuşuyorum ki zaten? Bana güvenmeyen birine karşı. Ya Onur, hayır. Ben sana güvenmiyor değilim. Ben sizi öyle sarılırken görünce kıskandım herhalde. Ne bileyim. Niye ağlıyordu o? Ya ne bileyim ben, Musti ile bir şey olmuş. Basmış mı Musti, bunu aldatıyor muymuş? Neymiş? Musti ile ayrıldı o. Ne ağlıyor hala? Bilmiyorum. Bana ne? Bakiler, benim şu hayatta en çok rahatsız olduğum şey... Şu an sen yapıyorsun, tamam mı? Benim peşimden geliyorsun, sorguluyorsun, güvenmiyorsun. Ya ben seni sorgulamıyorum Onur. Müfit Bey senin burada olduğunu söyleyince ben sürpriz yapmaya geldim. Ece'yi çok etrafında gördüm bu aralar. Ne yapayım? Hoşuma gitmedi. Benim de senin bu tavrın hoşuma gitmedi. Tamam mı? Ayrıca sen sürpriz yapmaya gelmedin. Beni basmaya geldin buraya. Gel. Bak ben... Ben prensipler olan bir adamım, tamam mı? Yok, abim istemiyor. Eve artık giremezsin. Yok, evlenelim. Yok ama artık şöyle. Hilal, Ece'den uzak dur. Yok, Ece ile arayı yap. Hangisi ya? Bir karar ver bence sen, tamam mı? Bak Hilal. Bence sen aklını başına topla, tamam mı? Yoksa... Yoksa ne? Onur. Yoksa ne Onur? Ece. İyi misin? Hep hata yapıyorum ben. Yıllardır arıyorum kardeşimi, niye bulamıyorum ben? Neden bulamıyorum kardeşimi? Bak yine başa döndüm, başa döndüm. Kardeşim yok, ben yalnızım, yine başa döndüm. Her şeyi yanlış yapıyorum, her şeyi yanlış yapıyorum. Ece böyle düşünme, bulacaksın kardeşini, tamam mı? Biraz daha sabret, dayan, ne olur. Onur, dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum. Ben kardeşimi yanımda istiyorum. Sırf onu bulacağım diye yetimhaneden kaçtım. Sokaklarda büyüdüm. Bir gün kardeşime kavuşacağım diye... Bir gün sarılıp öpebileceğim diye... Ama ben kimim ki? Değil mi? Hırsızım, yalancıyım, suçluyum. Kardeşime verecek neyim var benim? Hiçbir şeyim yok. Kötü biriyim ben. Kardeşimi bulmayı belki de hiç hak etmiyorum.
Sen kardeşini bulacaksın Ece. Sana söz veriyorum, bulacaksın. Ece sen var ya, sen mutlulukların en güzeline gidiyorsun. Mutlu olmak. Bazen insanlara o kadar öfkeleniyorum ki. Mutluluğu böyle hep yanlış yerde arıyorlar. Para pulda, başarıda. Mutluluk sadece küçük anlardan ibaret. Mutluluk bazen sevdiğim biriyle oturup sessizce çay içmek. Bu kadar. Mutluluk... Ece bak sen... Sen doğru yoldasın. Senin kardeşini alanların yüzü Korallar'ın evinden çıkmadı mı? Çıktı. Tamam, demek ki kardeşini alanlarla bir bağlantısı var bunların. Yakınındasın. Gerçekten yakınındasın. Bulacaksın ve ben sana söz veriyorum, yardımcı olacağım sana. Ama sadece senden biraz daha dayanmanı rica ediyorum. Çok az. Haklısın. Evet, haklısın. Sen kardeşin Elif değil deyince ben bir an dağıldım. Çünkü çok ümitlenmiştim. O kadar hissetmiştim ki. Kalbime doğmuştu ama haklısın. Yüzük. Yüzük Korallar'ın evinden çıktığına göre kardeşim onlardan birinin akrabası veya tanıdığı olabilir. Vazgeçmek yok. Üzgünüm Ece. Çok üzgün. Onur, sen neden üzülüyorsun? Sen yardımcı oldun bana. Bak, umudunu kaybetmek yok, tamam mı? Umudumu kaybetmeyeceğim ben. Sen benim yanımdasın. Onur. İyi ki varsın, çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Hilal! Hilal nerede? Hilal nerede? Gitti. Hilal gitti. Nasıl gitti? Sen de beni öyle sarılmış gördü. Ne dedin? Nasıl ikna ettin? Evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Muhsin'in seni aldattığını söyledim. Yani çok kötü manipüle ettim. İğrenç. Onur. Çok karıştırdım ortalığı ya. Onur, ben Musti'den ayrıldım dedim ya. İnandı mı? İnandı, ne yapsın? İnandı. Olgun, aklı başında bir kız zaten. Arıza çıkartmayı göze alamazdı. Bana da güveniyor. Kullandım ben de bunu işte. Ne yapayım? Ya, küçük prensesimiz çok aklı başındadır gerçekten. Neyse, ben bir şekilde hallederim. Musti olayını çözerim. Fazla düşünmeye gerek yok. Bunları konuşmayalım artık, olur mu? İyisin değil mi? Daha iyisin. Ben iyiyim. Sen de toparla kendini, sana ne oluyor? Hadi, 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 hadi. Ece, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Daldım öyle. Sen normalde dalmazsın böyle. Yani. Normalde dikenli ve her an saldırmaya hazırım, değil mi? Hayır, hayır. Öyle demek istemedim ben. Gerçekten öyle demek istemedim. Beni tanımaya başladın artık. Sen böyle demezsin, böyle yapmazsın, böyle yaparsın. Güzel bir şey. Şu saati atıversene beni. Eve gitmeyecek miydin? Biraz deniz havası alayım dedim. Hazır buradan geçerken iyi gelir. Sonra üstümü değiştirir, teşkilata gelirim. Onur. Sen çok iyi bir insansın. Beni gerçekten tanısan böyle demezdin. Şakacı.
Elif, kızım. Deminden beri seni arıyorum. Kahvaltıya da gelmedin. Arkadaşlarımla hamburger yemeye gideceğiz birazdan. Kahvaltıda hamburger. Hani kendine dikkat edecektin artık. Handan anneciğim, bir şey konuşabilir miyiz? Çok acil. Nereye götürüyorsun o ızgaraları? Dün Civan Bey mangal yaktı ya. Temizlerim, geri götürüyorum Handan Hanım'a. Aa, biz yokken kime mangal yaktı Civan Bey? Gidebilirsin Fatoş. Selvi'cim, evde çalışanlara böyle şeyler sorulmaz. Yoksa bilmediğimizi zannederler. Handan anneciğim, bilmiyoruz zaten. Ayrıca bunu yeni almışsınız. Bu çok uzun boylu. Olmaz bu. Kovalım bunu. Bırak şimdi onu. Her şeyi biliyormuş gibi yapacağız. Bilmediğimizi anlamasınlar. Yoksa bilmediğimiz şeyleri rahatlıkla yaparlar. Tamam, nereden öğreneceğiz şimdi bu Civan'ın biz kime mangal yaktığını? Ece geldi. Civan abim Ece'ye mangal yaktı. Aa! Bak, bak, bak. Neler olmuş, neler. Selvi, ne bu böyle bu coşku? Ha? Boşuna heveslenme. O kız Civan'a göre değil. Ya niye ya? Bence çok yakışıyorlar. Ben de çok iyi anlaşırım diye düşünüyorum. Ha, ben de öyle düşündüğünü anladım zaten. Hadi Elif, o hamburgeri iptal et. Evde doğru düzgün bir şeyler ye. Ya anne ya. Ne bu böyle? Hepimiz hamburgerci olduk, kebapçı olduk. Ne oluyor böyle ya? Handan anneciğim, bir saniye. Sizinle çok önemli bir mesele konuşmam gerekiyor diyorum. Bana kalbinden bile yakınsın, biliyorum. Seni mutlaka bulacağım. Seni mutlaka bulacağım canım kardeşim. Ne oldu yavrum? İyi misin? Bırak efenden kaldın mı? Ay canım benim. Geldi. Oh. İkimizden başka içen yok ki. Hadi gir içeri. Anlat bakalım Onur. Ne oldu? Ece'ye yalan söyledim abla. Elif senin kardeşin değil dedim. Mahvoldu. Öyle bir hayal kırıklığına uğradı ki bakamadım yüzüne. Ben de mahvoldum. En doğru olanı yapmışsın Onur. Keşke doğru olan yalan söylemek olmasa. Zaten artık ne doğru ne yanlış. Ya bu öyle herhangi bir yalan değil hala. Kardeş Ece'nin her şeyi. Gerçeği öğrenseydi ne olacaktı ki? Ece düşünmeden hareket eden bir kız. Atlayıp eve gidecekti, Elif'i almaya çalışacaktı. Yani korallar öyle kolay kolay hemen verirler mi Elif'i? Onu vermezler. Civan ölür de vermezdi kardeşim. Ece başını belaya sokardı. Ama bunun kararı bize mi kalmıştı? Acaba Hilal'le Civan evlatlık olduğunu biliyorlar mı Elif'in? Bilmiyorum. Eğer biliyorlarsa da bunu çok iyi gizliyorlar. Zaten Handan Koral o kadar sevecen bir tip değil. Yani üç tane çocuğu varken dördüncüyü neden evlat edinsin ki? Bir biteni var orada. Ona bir bakmak lazım. Evet, araştıralım. Tam olarak ne olup bittiğini öğrenelim. Bence Elif de bilmiyor evlatlık olduğunu. Ama en önemlisi o evde güvende. Hayır, Ece ortalığı karıştıracaktı. Operasyonu da tehlikeye atacaktı. Biz Civan Koral'ı ne kadar erken yakalarsak... o zaman Ece'ye karşı ellerinde hiçbir yaptırım kalmaz. Aynen öyle. En doğrusunu yaptın Onur. Hem Ece için hem operasyon için. Zamanı gelince gerçeği öğrenecek, kardeşine kavuşacak. Biz de Civan'ı enseleyeceğiz. Hala bu yük bana çok fazla. Bir an önce Civan'ı yakalamamız lazım. Ben Ece'ye ne kadar erken itiraf edersen bu gerçeği o kadar iyi. Evet. Alo şefim.
Melih, Civan Koral'ın bahçe kamerasını hacklemeyi başardı. Başardım şefim. Az önce kullanan Tat'la bir görüşme yapmış. Bak şefim, bu adam bugün silah sevkiyatıyla ilgili bir görüşme yapacak. Kesin. Güzel. Ali, takipte kal. Biz alanla geliyoruz. Kalk. Hadi. Hayatım, sıkma artık canını lütfen. Sen haklıydın zaten. Bütün işaretler Elif'i gösteriyordu. Bak, kesin kardeşinin korallarla bir alakası var. Zaten eve girip çıkıyorsun. Sor, soruştur. O yüzük kime aitmiş öğren. Kuzenleri, akrabaları. Evet, hepsine bakacağım. Ben kardeşim bulacağım. Da işim biraz zor. Çünkü Hilal iyice gıcıklaşmaya başladı. Yapma, sen halledersin eminim ben. Hallederim de daha bu pastayı halledemedim. Bu bir garip oldu, neyse. Tamam, bu çok güzel oldu. Bunu yeriz. O Onur'a. 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 Bak, gıcıklık etme ya. Onur'a evet. Teşekkür etmek mahiyetinde. Allah Allah. Güzel olan Onur'a, bize fı fı fı. Aşk olsun. Ne yapayım, adama yamuk pasta mı götüreyim? Bu kim be? Aa, Civan sen niye... Civan mı? Niye arıyor kızım? Aç, aç. Aç. Ben anlatacağım sana. Aç telefonu. Efendim? Merhaba Musti. Civan Koral ben. Tanışmıyoruz. Tanışalım isterim. Niye ki? Öğrenirsin. Kemerburgaz yolu ışıklarda buluşalım. Ben gelmesem? Pişman ederim. Kızım, niye arıyor bu adam beni? Şimdi uzun uzun anlatmayayım ben sana bunu ama özetle şu. Sen beni aldattın. Ben? Beni aldattın. Dolaylı yoldan Civan duymuş. Civan'a ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Sana bir şey yaparsa beni ara. Ya Ece! Ne durumdayız? Elimizde ne var? Takipten bir şey çıktı mı? Aracıyla evden çıktı şefim. Ali de peşinde. Hackledim şefim. Bahçe kamerası. Aferin sana. Arkadaşlar, şu andan itibaren hepinizin gözünü dört açmasını istiyorum. Civan Koral aylardır hatasız yürütüyordu bütün kaçakçılık işlerini. Ama şu an panik halde. Hata yapacak. Yapacak. Silah sevkiyatı sırasında yakalarsak bu işi bitiririz. Bu işi bitirelim artık. Size güveniyorum, tamam mı? Efendim Ali. Alo şefim. Bunlar yol kenarında bir yerde durdu. Galiba birini bekliyorlar. Civan'ın buluşacağı kişi önemli olabilir. Fotoğraflarını çek. Yani fotoğraflarını çekeyim de... Şefim, şu benim telefonu artık bir değiştirsek ya. Dünyaya buğulu gözlerle bakıyor. Yani operasyonun selameti açısından diyorum. Ali. Evet. Takipteyim şefim. İyi. Tipini bilmiyoruz ki Civan Bey. Tipini bilmiyor muyuz Kadir Bey? Neden? Çünkü bakmadın değil mi öncesinde? Kontrol etmedin. Allah'ım yarabbim ya. Musti. Be Kadir be. Gelene geçene laf atıyorum senin yüzünden. Nerede kaldı bu adam ya? İşim gücüm var benim. Kesin gelmeyecek, ben sana söyleyeyim. Kesin gelmeyecek, ekildik. Vallahi yani nerede bu adam ya? Selam. Ne var kardeşim, ne dikiliyorsun? İşimiz gücümüz var bizim, bekleme yapma. Aa, yok şey, beni görmek istemişsiniz ya. Musti ben. Nasıl yani, sen Musti misin? Ece'nin eski sevgilisi. Evet. Gel lan sen bu. Ama... Aç kapıyı. Konuşma. Civan Beyciğim. Hayda. Ne oldu? Şefim, bunlar kimle buluştu dersin? Kim? Musti ile. Musti? Musti kim? Ya Ece'nin eski manita yok mu şefim? Herkese merhabalar. Civan neden Musti ile buluşuyor? Oo. Sende uçan kuştan haberim var maşallah. Ajansın olmuş. Tamam, ben konuya geleyim. Sen Hilal'e hani Musti Ece'yi aldatmış dedin ya, o da muhtemelen gidip abisine yetiştirmiş. Yani Civan da o yüzden Musti ile görüşmek istemiş bence. Hayır, Civan ne ara seni korumaya kendine iş edindi, ben orayı kaçırdım.
bana bakma Hale teyze, hiç bana bakma. Böyle bir yalanı ben uydurmadım. Onur uydurdu, ben de işte toparlamaya çalışıyorum diyelim. İyi bir ajan olduğum için. Bu arada sınavı kazandım ya, ajanım artık. Ajans. Demek Ece'nin uğruna gözyaşı döktüğü, ağladığı eski sevgilisi sensin ha? Neyin ağladıysa senin. Değil mi? Zaten çok da ağlamamıştır ya. Birkaç damla falan. Çabucak unutmuştur beni. Ha, diyorsun ki Ece ayran gönüllüdür. Hemen bir sonrakine geçer, öyle mi? Yok canım, onu demek istemedim. E ne dedin o zaman? Beni unutması çok uzun sürmemiştir. Hı, bence de. Bence de uzun sürmemiştir. Artık zaten senin neyini beğendiyse. Bilmem. Şakalarım, komikliklerim olsun. Ece böyle kendini güldüren erkekleri sever. Ya, gerçekten mi? Hı hı. Anlat bakayım, devam et. Başka? Şöyle, Ece çocuk gibidir. Canlıdır, kıpır kıpırdır, yerinde duramaz. Hatta hala kendine böyle oyuncak ayı, peluş ayı falan hediye alır. Gerçekten ya, o kadar canlı, o kadar hayat dolu bir kız ki. Böyle insan onu düşününce bile yüzü gülüyor. Ama sen ne yaptın? He? O cıvıl cıvıl, o güzel güzel gülen Ece'yi ağlattın. Çok özür dilerim. Öyle özür dilemekle olmaz. Ben şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Ece'nin yanına bir kilometre daha yaklaşmayacaksın. Tamam? Eğer yaklaşırsan işte o zaman iş insanı kimliğinden çıkar, insan dışı başka bir forma bürünür. Anladın mı? Çok iyi anladım. Güzel. Hadi yokul! Hadi! Git! Ne oluyor lan? Hadi. Hadi yürü gidelim, yürü. Civan muhtemelen silah sevkiyatını Hazar'la yapacak. Çalıştığı isimlerin hepsine bakıyoruz. Hazar'ın yerini tespit edin bana. Onu sıkı takipte olalım. Tamam. Şefim, gelebilir miyim? Tabii. Sen iyi misin? En son bıraktığımda gayet keyfin yerinde gibiydi. Ne oldu? Yoksa Musti için mi endişelendin? Benim arkadaşım ya. Olur mu? İyi misin? Cidden bir şey mi oldu? İyiyim. Bir şey yok. Çalışmaya çalışıyorum. Git diyorsun yani. Tamam. O elindeki ne? Hangi elindeki? O arkanda sakladığın şey ne? Hiçbir şey yok. Hala arkamda. Aa, kutu. Bak sen şu işe. Elime kutu gelmiş. Nereden geldiyse. Ne var o kutunun içinde? İç çamaşırım. Yani teşkilatta böyle bir kutu içinde iç çamaşır. Ece, bence sen daha iyi bir yalan bulabilirsin. Kutu. Pasta. Onur. Sana pasta yapmıştım. Yani bugün olanlar için teşekkür etmek istedim. Pasta yaptım sana. Ama sen pek pasta alma, kabul etme, kutlama yapma havasında değilsin. Şefim. Hilal mi geldi? Nereden bildin? Siz de artık buradasınız herhalde. Biraz burada, biraz kendi dükkanımda. Onur çok yoğun. Hırslı da. Evet, ben de bu yüzden hayranım ona. Ona örnek alıyorum. Kuyumculuk yetmedi, biz de Ece ile şimdi restoran açıyoruz. Onur'un arkadaşı Ece. İyi, hayırlı olsun. Benim arkadaşım Ece. Ece çok sıcakkanlıdır. Böyle dükkana gelip gidiyordur herhalde. Geliyor. Biraz delice bir şey ama iyi bir kız. Ha, geçen gün geldi. Rahatsızlanmış. Canı da sıkkındı. Onur moral verdi. Ben de gittim, tatlı falan aldım. Zor tabii durumu.
Hangi durumu zor tam olarak? Senin arkadaşın değil mi kızım? Ha? Sen bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Ya ben sormayı unuttum size. Ayla Hanım nasıl? Abiniz mi sorduruyor? Ne? İkinci baharı yaşıyoruz. Kumrular gibiyiz. Neyse. Abinize pek mutlular dersiniz. Hilal. Aşkım. Ben biraz hava alacağım. Size iyi günler. Tamamdır usta. İyi günler. Gel, sen ne işin var burada? Beni kontrole mi geldin? Gönlünü almaya geldim ama sen galiba hala bana kızgınsın. Kızgınım Hilal. Kızgınım ve kırgınım. Tamam, çok haklısın. Ben sana güvenmiyorum gibi oldu kalkıp oralara gelince. Gibi değil, yani bu... Bak, senin bana güvenmediğin apaçık ortada, tamam mı? Bence lafı dolandırmaya gerek yok. Aşkım. Hı. Lütfen yapma, ben sana güveniyorum. Bak, kalkıp ayağına kadar geldim özür dilemek için. Daha ne yapayım? Hadi bak, gel çıkalım. Tatlı tatlı konuşalım bunları. Hı? Hilal, benim gerçekten çok işim var. Şimdi işimin başına dönmem lazım. Sen buraya kadar gerçekten zahmet etmişsin. Tamam, konuşuruz sonra. Ne oldu? Hilal mi gelmiş? Niye gelmiş, ne diyor? Hilal seni arayacak. Benim arayacak, neden? Çünkü sabahki açıklamalarım onu kesmedi. Seni arayıp Musti'yi soracak. Aa! Hani Hilal çok aklı başında, çok olgun bir kadındı, ne oldu? Niye gelmiş Hilal? Senden özür dilemek için mi gelmiş? Ne dedi, ne yaptınız? Niye cevap vermedin oğlum? Aa! Yakaladım. Hilal'in böyle senin ayağına gelmesi, özür dilemesi, böyle tatlışıklar yapması falan. Hoşuna gidiyor değil mi? O yüzden cevap vermedin. İnkar etmiyorsun. Cevap vermeye gerek bile duymadım diyelim. Hmm. Hilal, hoş kız. Güzel kız. Yani sürekli böyle sevgililik rolleri falan. Bazen anlamıyorum biliyor musun? Rol mü yapıyorsun? Gerçekten bir şeyler mi hissediyorsun? Bir şeyler mi yaşıyorsunuz? Rolümü iyi oynuyorum demek ki. Sen Hilal'den hoşlanıyor musun? Ece, sen neden bu kadar Hilal'e taktın bugün? Hilal arıyor. Ah Hilal, merhaba. Ben de seni arayacaktım ya. Musti ile ilgili çok tatsız şeyler oldu. Uf, Ece boş ver şimdi Musti ya. Ben çok kötüyüm. Onur bir türlü yumuşamıyor, affetmiyor beni. Gerçekten atacağım kendimi şimdi bir yerden. Çok mutsuzum. Artık beni istemiyor galiba. Aa. Ya Hilal. Onur seni istemez olur mu? Onur sana bayılıyor. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Çok büyük zaafı var sana. Böyle bir iki güne kadar barışırsınız. Ya ne diyeceğim ben sana? Bana ne iyi gelir biliyor musun? Senin şu ıspanak yatağındaki somonun. Güzel. Güzel, sana iyi gelirse ben gelip hemen yapayım. Gerçekten mi? Tamam, harika. O zaman bekliyorum. Yes. Evet, kardeşimle ilgili bir şeyler araştırmaya gidebilirim. İyi oldu. Bizim önceliğimiz Civan. Başka bir şey değil, tamam mı? Bunu unutma lütfen. Ya tamam. Ne yaptım ki ben şimdi? Kardeşimi de araştırmak istiyorum. Ne var bunda? Hilal seni sorguya çekecek çaktırmadan. Dikkatli ol. Ağzından bir laf kaçırma. Hilal'e. Evet. Bir de Civan'ın kullanan telefonu var. Bahçedeki çöpte olması lazım. Onu bul getir bana. Bir de çöp mü karıştıracağım? Keşke bir uğurlasaydın Onur ya. Arkamdan su döksaydın. Gidip de dönmemek var biliyorsun. Orijinal. Hilal.
Aşkım. Ne oluyor? Erken geldin ama sürpriz. İşlerim erken bitti de sen burada ne yapıyorsun? Bana hala kızgın değilsin, değil mi? Sana kızgın kalmak ne mümkün? Hadi gel, harika bir masamız var. Sen bana yemek mi yaptın? Ay, yok canım, ben de uğraşacağım. Ece yaptı. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ece. Zahmet etmişsin. Çok güzel gözüküyor her şey. Bu gece servisimizi Ece yapacak. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Tabii ki Ececiğim, ne var bunda? Sen yapacaksın tabii ki. Olur, yaparım tabii ki. Yemekleri de ben hazırladım zaten. Servis etmeyi de seve seve yaparım. Oturalım mı? Her şey çok lezzetli gözüküyor Ece. Şimdiden ellerine sağlık. Senin için az bile. Ne zamandır ilk defa baş başa kalacağımız için çok mutluyum. Ececiğim sen çıkabilirsin artık. Teşekkürler. Çıkacağım mı? Çıkacağım zaten. Size çok güzel tatlı yaptım. Onu dolaba koyayım. Bir de bu romantik akşam yemeğinde etrafı toparlamakla uğraşmayın. Etrafı biraz toplarım, çıkarım. Afiyet olsun. Güle güle hayatım, eline sağlık. Onurcuğum, sen haklıydın. Ece gerçekten mükemmel bir şef. Böyle özel günlerimizde onu çağırırız servis etsin diye. Çağırırız aşkım. Çağırırız. O zaman afiyet olsun. Bu Ece'nin eli gerçekten çok lezzetli ya. Uf. Aşkım ben aramızın düzelmesine çok sevindim. Bana hiç bu kadar ters davranmamıştın. Hayatım, konunun benim davranışımla bir alakası yok. Yani Civan abi yüzünden bana bir mesafeli davranan sensin. Evine, ailene, hayatına almıyorsun beni, sonra da agresifleşiyorsun. Haklısın. Civan abim haddini aşıyor bazen gerçekten. Ne güzel Londra'ya gidecekti, kaldı burada. Sorun mu var? Yok yok, yani öyle bir şey yok. Hadi şimdi konuşmayalım bunları. Hayatım, benim gözümün önünde abini ateş ettiler. Yani eğer bir tehlike varsa sevgilin olarak benim onu bilmeye hakkım var. Civan abim son derece saygıdeğer, başarılı bir iş adamı. Bizim aileyi biliyorsun, bizim belayla işimiz olmaz. Ayrıca lütfen bu gece bunları konuşmak istemiyorum. Lütfen. Civan Koral evde, takipteyim şef. Telefonunu bırakır mısın lütfen? Aşkım, benimle ilgilen. Tamam tamam, işle ilgili bir şey yazdılar da cevap verdim, tamam bitti. Tamam. Ben bütün gece burada bekleyecek miyim gerçekten? Ya ben senin evini çok seviyorum, biliyor musun? Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Sen tutucu bir adamsın. Evinden vazgeçmek istemezsin. O yüzden evlenince burada yaşayabiliriz diye düşündüm. Ne dersin? Olur. Yani sen nasıl rahat edeceksen bana uyar. Ama mobilyaları değiştirmemiz lazım. Ne var mobilyalarda ya? Yok, şart. Kesin değiştirmemiz lazım. Ben hallederim. Senin için nelerden vazgeçiyorum, neleri feda ediyorum. Farkında mısın? Ancak tahmin edebiliyorum aşkım. Ben diyorum ki, yani şöyle bir fikrim var benim mesela. Aşkım, ben diyorum ki sen de artık şu tutuculuğundan biraz vaz mı geçsen? Hangi tutuculuğum? Bayağı bir tutucusun.
şu zincirlerini bir kırsan diyorum. Bakmayacağım artık. Bakmama gerek yok. Olan oldu. Bakmayacağım. Bakınca bakacağım. Dayanamayacağım. Aşkım. Hı. Biz bunu konuştuk seninle. Ha, ne konuştuk? Bak. Ben evliliğin kutsallığına inanıyorum. Hı. Ve ben sana karşı bir hata yapmak istemiyorum. Yap artık. Yap artık şu hatayı. Onur, ne hatası ya? Ben kucağında oturuyorum. Ne yapabilirim artık anlaman için? Hadi gel. Kalk gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Gel içeri gideceğiz. Yeter. Yeter. Hadi aşkım. Önce bir şey yap. Ya git ya kal, bir şey yap. Bir şey yap. Aşkım bak. Gel beni dinle. Şu yemeğimizi bitirelim. Biraz da zaten içkiliyiz. Yani sanki bu durumdan faydalanıyor gibi olmasın. Biz bunu seninle daha böyle bir farkındalıklı, daha bu konu hakkında... Ne? Yok. Aşkım, fiskeler son zamanlarda bunu çok yapıyor. Bir arıza var. Şimdi benim usta çağırmam lazım. Acil, yoksa burası göle dönecek. Masamız da mahvoldu. Gecemizde üstüm başım mahvoldu. Olsun, biz telafisini yaparız. Gel, ben seni arabana kadar götüreyim. Hadi. Tamam. Sen hayırdır? Onur? Ben şey yaptım, fıskiyeleri açtım, sana yardım edeyim dedim. Ben senden yardım istedim mi? Ha? Ben geldim de sen gitmiş ol demedim mi ben sana? Sen erken geldin, ben ne yapayım? Ya ben sana hesap mı vereceğim? Onur, sen bana neden böyle davranıyorsun? Ben sana ne yaptım? Ne istiyorsun benden? Hı? Sen benim çalışanımsın, tamam mı? Hı hı. Ben de senin şefinim. Hı hı. Özel hayatında ne yaparsan yap, beni ilgilendirmez. Ancak onun dışında ben sana ne diyorsam onu yapacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam şefim. Ne yapayım? Gecenin bu saatinde ne yapayım söyle. Çok ıslandın. Islandık. Gidelim içeri kuruyalım. Sonra şurada... Ateşi yakarım. Senle konuşuruz. Tamam mı? Hadi. Gel. Civan Bey. Gel. Ha, tamam mı? Bakayım. Bakayım şöyle. Ha, tamam. Nerede fermuarı? Asıl fermuarlar burada. Tüylerin altına görünmeyen yere diktirdim. Hayatta bulamazlar. Burası. Aç bakayım. Buradan böyle boydan boya açılıyor. Ha. Silahları da el yaptığın içine yerleştirdim. Ha, şöyle, şuradan. Ben denedim bu arada, böyle elleyince falan hiç gözükmüyor. Bütün ayıları hazırladın mı? Evet, evet. Adamlar haber bekliyorlar. Onay verdiğiniz anda yerleştireceğiz silahları. Aferin Kadir, aferin. Bu nakliye olayını da dediğim gibi tamamı yapıyoruz. Kimsenin ruhu duymadan şu silahlardan kurtulalım, hadi. Her zamanki gibi depo, nakliye hepsi hazır. Bak gözünü dört aç. Bu öyle elmas içine benzemez. Tamam, 3-5 kat dikkat etmemiz lazım. Of! Çok gerginim ya. Bu ayıyı ne yapayım? Ne yaparsan yap Kadir. Ne istersen onu yap. Geç şuraya, şuraya geç. Sen de. Selvi? Hayırdır, ne oldu? Yengelerin en güzeli de bakayım bana. Neden? Neyine bakayım oğlum, benim fotoğrafım bu. En yakışıklı fotoğrafını arıyorum, bunu bulabildim. Ece istedi. Ece mi? Niye? Aile fotoğraflarına bakıyorduk. Senin hakkında sorular sordu bana. Yanık bu kız sana, ben sana söyleyeyim. Sen ciddi misin? Ay ciddi olmasam kapına kadar gelir miyim ya?
Çok tatlı kız Ece. Maşallah. İnşallah olur bu iş. Oh, yengelerin en güzeli. Ay. Hadi. Hadi bir yemek ısmarlarsın tamam, sonra. Tamam, tamam. Kadir. Bana bak bu Musti. Ece pofidik şeylerden hoşlanır demişti değil mi? Güzel. O zaman ben bir gideyim, bir giyineyim. Üstüme güzel bir şeyler giyeyim. Sen de şu pofidik ayıcığı bir güzel paketle hazırlat. Hadi bakalım. Kahretsin. Kahretsin ya, kahretsin. Niye her şey ters gidiyor? Sağ ol. Onur. Sen Hilal'den mi hoşlanıyorsun? Ne? Ya sabah Hilal bizi sarılırken gördüm. O zamandan beri farklı davranıyorsun bana. Bir hissediyorum. İşte daha mesafelisin, daha soğuksun. Uzaksın bana karşı. Ece, bence sen çok yanlış çıkarımlarda bulunuyorsun. Öyle değil. Hilal'den hoşlanmıyor musun? Ece, Hilal çok güzel bir kadın olabilir, evet. Ancak benim için sadece işimin bir parçası. Ve benim işimde aşka yer yok. Anlıyor musun demek istediğimi? Tamam. Anladım. Peki bana böyle davranmanın sebebi Hilal değilse... Ne yaptım sana Onur? Tamam, az önce seni kurtarmaya çalıştım. Haddimi biraz fazla aşmış olabilirim hayır, ama hayır, ne hayır. O zaman? Onur, niye bana böyle davranıyorsun? Çünkü Ece... Sen benim yanımdayken ben duygularımı kontrol edemiyorum. Anladın mı? Sen bana hata yaptırıyorsun. Benim işimde böyle şeylere yer yok. Benim işimde böyle duygulara yer yok Ece. Kendi iyiliğin için lütfen benden uzak dur. Lütfen git. Tamam mı? Git Ece. Thank you.
pastayı yiyen Ece'nin büyüsüne kapılır. Dikkat. Gelebilir miyim? Gel. Onur, istersen sana yardımcı olabilirim. Nasıl? Civan'ın zihnini okuyabilir misin mesela? Aa, ajanlıkta zihin okuma yok mu? Biz henüz o mertebeye gelmedik. Tüh. Yarın silah sevkiyatı var ve bizim elimizde hiçbir şey yok. Yine paşayı kurtaracak. Onur, yani istersen ben giderim Civan'la görüşürüm, buluşurum, ağzından laf alabilirim. Ya sen Civan'ın onca işinin arasında seninle buluşacağına eminsin. Yani. Biliyorsun Civan hep aynı saatte yemek yiyor, ben de tam o saatte ararım. Doğal olarak yemeğini benimle yer. E biliyorsun şekeri var. Hep aynı saatte yiyor. Evet. Saat 1'de? Evet, saat 1'de. Ne yapıyorsun? Tuzla'da bir restoran. Silahlar Tuzla'da bir depoda. Melih, Kadir'in telefonundan Tuzla'da herhangi bir yer aranmış mı? Bak bana söyle. Bütün depolar, binalar ne varsa Tuzla'daki bütün hareketliliği bana raporlamanızı istiyorum. Hazırlanın. Çatışmaya gidiyoruz. Ali nerede? Uyuyor. Nasıl uyuyor? Nerede uyuyor? Bildiğin ayakta uyuyor. Aa, Ali. Gerçek mi ya? Maalesef. Böyle durumlarda uyandırdığım zaman şoka girmek bu o değil, değil mi? Uyandırıyorum. Ali oğlum iyi misin? Anne. Şefim. İyiyim. Operasyona gideceğiz. Halin var mı? Var şefim. 10 kaplan gücünde. İyi hadi. Hazırlan. Hazırım. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi hazırlanalım. Hı. Ben de geliyorum değil mi? Tabii ki hayır. Hayır mı? Hı hı. Onur ben de geleceğim. Yani orada bir işinize yararım. Ne bileyim kasa açmak gerekir. Bir şey çözmek gerekir. Ece bu müzayede soymaya benzemez. Çatışmaya gidiyoruz. Tehlikeli. Onur kaç kişisiniz farkında mısın?
Adama ihtiyacın var, ben de geleceğim. Hayır, zaten minibüste yer yok, tamam mı? Ben seninle gelirim diye düşünmüştüm aslında. Ne oldu? Benimle baş başa kalmaktan mı korktun? Maviş Hanım, benim seninle baş başa kalmaktan korktuğum falan yok. Geldik mi? Ya yola çıkalı 15 dakika oldu. Nasıl gelebiliriz? Hadi ya. Bir saat uzaklıkta dedik işte o kadar. Bana 15 saat gibi geldi de şefim ya bir şey soracağım. He. Ben niye minibüsle gelmedim sizle geliyorum? Yorgunsun oğlum. Biraz dinlen istedim. Sen bana lazımsın. Operasyona gidiyoruz. Doğru. Sen uyu Ali'cim uyu. Çok takma bunları kafana. O zaman 45 dakika daha dinlenirsin artık. Evet Melih. Büyüksün şefim. Kadir birkaç kez Tuzla'da bir adamı aramış. Konumu telefonla gönderiyorum. Uydu görüntüleri ne diyor? Baktım şefim. Çok kalabalıklar. Dikkatli ol. Tamam. Mekanı bulduk. Sen de bizle geliyorsun değil mi operasyona? Hayır. O arabada bekleyecek. Nasıl hayır? Niye arabada bekliyorum? Arabada bekleyeceksem neden sizinle geliyorum? Hani izin vermiştin? Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı bir kere. Ayrıca operasyona gidiyoruz. Tehlikeli bir yer orası. Nasıl çıkmadı? Çıkmadı. Ya sen iyice çocuk oyuncağına çevirdin ya. Bir gel diyorsun, bir gelme diyorsun, bir arabada bekliyorsun. Ne oluyor? Biz seninle ne konuştuk Ece? Hı? Hani profesyonellik üzerine. Haklısın şefim. Sen ne dersen ol şefim. Olur şefim, peki şefim. İyi, güzel. Tamam, bulacağım sana bir şeyler. Ha şöyle. Güvenli olacak şekilde. Kıyamıyor musun bana? Dışarıda 6, 7. 7 kişi var. Melih içerisi kalabalık dedi. Arka kapıdan girip bakmamız lazım. Destek mi istesek? Silahlı hepsi. Hayır. Destek gelirse suçüstü yapamayız. Civan'la bağlantılar kaçar. Ne yapacağız peki şefim? Silahların içeride olduğundan emin olmamız lazım. Silahlar nereye, biz oraya. Al bakalım Maviş. Ben ne yapacağım? Sen gözünü bundan ayırmayacaksın. Orada anormal bir şey görürsen beni arayacaksın. Tamam mı? Tamam. Buradan sakın ayrılma. Ece, buradan sakın ayrılma. Tamam. Hadi. Senin yeleğin nerede? Ben almadım onu. Şey terletiyor diye. Sen operasyona gelirken yeleğini giymedin mi? Hatta almadın mı bile? Almadım. Terletiyor diye yani. Terletiyor diyor, sen yanına almadın yeleğini. Ha? Terletiyor diye. Almamış efendim. Terletiyormuş. Terletiyor diye. Çok güzel. Hadi. İyi şanslar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağ ol. Sen de. Ayla abla gel yardım edeyim ben sana. Yokuş orası. Tamam hadi. Haydi gel. Gel alayım mı sırtımı, alayım mı hadi seni? Isınmadım da şef. Siz üçünüz küçük binayı hallediyorsunuz. Ben depoyu temizleyeceğim. Dikkatli olun. Ali dikkatli ol. Sen de şef. Hadi. Çok kalabalıksa iptal et oğlum, ne olur. Hayatını riske atma Onur. Allah, operasyondayız. Devam. Hadi. Hadi.
Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne işin var burada? Ne sen beni unut. Kalk, kalk. Ne de kalk. Sen beni... Ne yapıyorsun burada? Özel mülk burası. Ne yapıyorum ben burada? Sen kimsin? Ali! Sen kimsin? Çünkü 20 tane adam var. Arıyorum, telefonum da kapalı. 20 değil, 16. Biliyorum. Burada bekle. Olmaz, gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Operasyondayım ben, farkında mısın Nece? Çok tehlikeli, lütfen gidemezsin. Ece,
Ben Civan'ı yakalayacağım. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Çekil önümden. Tamam, sonra yakala. Şu an değil. Ne demek sonra yakala? Sonra yakala. Bir sürü insan var. Öldürecek misin kendini? Ece, biz seninle bir konuştuk profesyonellik hakkında. Çekil önümden. Hayır. Neden? Çünkü... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.